mavi ile yeşilin arasında tarihi dokuyla baş başa, sakin, huzur dolu, kaliteli tatil Yumurtalık Otel'de. Deniz manzaralı lüks odaları, restoranları, disko barı, yüzme havuzları, saunası, buhar odaları, fitness center'ı, baybayan kuaför ve güzellik salonları ile Yumurtalık Otel 4 mevsim hizmetinizde. Yumurtalık Otel'e gelin, herkes tatil keyfini sizden dinlesin. Yumurtalık Otel, Adana Yumurtalık'ta. Rezervasyon telefonu 0322 671 4040. Çiçekler açar ağaçlarında. Evet sevgili seyirciler, biraz önce eşsiz görüntülerini izlediğiniz yer Adana'nın Yumurtalık ilçesiydi. Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahiliyle, deniziyle, restoranları, barları, eğlence merkezleri ve sayamadığımız daha birçok işletmesiyle yerli ve yabancıların gözdesi haline gelmiş. Gelin oteller demişken hazır, hemen programımıza bir otelimizi tanıyarak başlayalım. Nereye gidelim? Yumurtalık'ın en büyük otellerinden bir tanesi Yumurtalık Otel'e doğru şöyle bir yolculuk edelim. Bakalım Yumurtalığımızın otelleri nasıl çalışıyor, kimlere hizmet ediyor, en çok turist nereden geliyor? Bunların hepsini Yumurtalık Otel'e gittiğimizde sizlerle bizler de öğrenmiş olacağız. ...2013 yılının Haziran ayı ve 8. gününde bu otelimizin açılışını yapmıştık hep beraber. Yine o gece de buradaydık. İşte usta yorumculardan Latif Doğan buradaydı. Onun dışında sevgili Aynur Bolat buradaydı. Güzel bir konserle Yumurtalık Oteli açmıştık Haziran 8'de 2013'te. Thank you.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim, bu hasret bizim. Şimdi açılış öncesi değerli kaymakamımız İsmail Hakkı Bey'e mikrofonu vereceğiz. Onun açılışa dair mutlaka birkaç kelamı olacaktır. Çok değerli Yumurtalık halkı, çok değerli dostlar. Bugün mutlu bir günde, mutlu bir akşamda, güzel bir akşamda hep beraberiz. Ben öncelikle Necdet Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü yatırımını, yurt dışında kazandıklarını ilçemize getirdi ve burada güzel bir otel yaptı ve bugün açılışını yapacağız. Ona ve ailesine minnettarlıklarımı sunuyorum. Çünkü bu bir fedakarlıktır. Yurt dışında çalışıp da oradaki birikimini buraya getirip burada yatırıma dönüştürmek. Bu bizim ilçemiz için çok büyük bir kazançtır. Onu tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öyle bir alkış istiyorum ki bütün dünya Yumurtalık'ın sesini duysun ya. Evet, Yumurtalık Otel hayırlı uğurlu olsun. Haydi Yumurtalık elleri göreyim. Maşallah maşallah. Ayırmam canım, yüzüne bakmaya doyamam canım. Çekerim derdini, bitmesin nasıl. Sararım ömrümce, sararım canım. Rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda uyumak istediğinizde misafirleriniz, dostlarınız veya çok güzel bir yerde yatmak istiyorsanız işte Yumurtalık'a yakışan bir otel. Yumurtalık Otel'in bu açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı işler, hayırlı müşteriler versin. Adana Yumurtalık'ta Yumurtalık Otel'deyiz. Yumurtalık Otel haydi! Merhabayla geldik biz, elvedayla gideriz. Sizi memnun ettiysek Yumurtalık Otel'de görüşürüz. Ve o gün, o akşam oradaki izleyicilere, konuklara hitap eden birisi vardı. Kimdi bu? Yumurtalık Otel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Yılmaz'dı. Yine Necdet Yılmaz'la birlikteyiz biz. Merhabalar Necdet Yılmaz. Merhaba. Nasılsınız Sayın Yılmaz? Sağ olun, teşekkür ederim. Her şeyden önce hoş geldiniz derim. Haziran 8'de otelimizi açmıştık. Çok güzel bir açılış olmuştu ve halkın da yoğun bir talebi vardı. Sezon boyunca da takip ettik. Otel hiç boş kalmadı. Neler yaptınız o günden bugüne? O günden bugüne, o gün konuştuğumuz gibi biz Yumurtalık'ta turizm adına çok güzel şeyler yapacağımızı söylemiştik. Gerçekten de otelimizin müşterilerimiz geldiler, gördüler. Hepsi memnun kaldılar. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü ciddi bir şey almadık. Müşterilerimiz memnun ayrıldılar. Ayrıca müşterilerimiz, çevresindeki misafirlerini de teşvik ettiler. Sezonu dolu dolu kapattık. Ve yeniden bir sezon başladı şimdi. Geçen yılı çok güzel bir şekilde kapattınız. Evet. Biz de duyduk ki Yumurtalık Otel gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamışlar. Sonuçta reklam danışmanlığını yapınca bir otelin bize de geliyor bunlar. Evet. Biz bu anlamda sizlere çok çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Tüm evet. İzleyicilerimiz ve konuklarınız adına. Bu yıl sezonda yine geçen yıl olduğu gibi bütün hizmetler artı olarak devam edecek değil mi? Artı olarak devam edecek. Müşterilerimizin her türlü istemlerine cevap vermeye çalışacağız. Otelimiz 36 oda şeklinde inşa edilecek. 4 tane süit var bunun içerisinde, daire şeklinde. 32 tane normal oda, gerek çift kişi kalabilir, gerek 3 kişi kalabilir, 2 kişi kalabilir, tek kişi kalabilir. Bunun alt sosyal hizmetleri var. Bildiğiniz gibi güzel bir deniz manzaraları restoranımız var. Balık, ızgara çeşitleri, her türlü insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda.
diskotek var, kapalı havuzumuz var, fitness var. Bu gibi sosyal faaliyetlerde müşterilerimiz hepsinden bedava faydalanıyorlar. Bunun için memnun da oluyorlar. Biz de memnun oldukları için seviniyoruz. Yumurtalık her geçen yıl biraz daha güzelleşiyor ve farklı farklı oteller açılıyor, pansiyonlar açılıyor. Sahil güzelleşmiş, evet. Deniz daha da temiz. Evet. İşte sahilde gördüğümüz kadarıyla kafeler yapılmış. Evet. Yani bir turizm cenneti olmuş neredeyse, evet. Yumurtalık. Evet. Yumurtalığı sizin dilinizden de dinlemek istiyorum. Size Yumurtalık nasıl bir yer? Şimdi Yumurtalık bölgemizin gerçekten turizm alanı için en yakın olan bir yeri. Atıyorum Antep'ten 2 saat içerisinde arabayla rahatlıkla gelebilir. Burada eğlenebilir, kalabilir, yemeğini yiyebilir, tekrar evine dönebilir. Çok yakın, 2 saat içerisinde bunu halledebilir. Antep 3-5 çevresiyle beraber 3-5 milyona bölgeye hitap eden bir bölge. İşte Adana var, Osmaniye, Amaraş bölgesi var. Bu bölgeye en yakın olan bir yer. Yumurtalığa geldiklerinde memnun giderler mi? Şu an gidiyorlar mesela gelen konuklar. Şu anda memnun gidiyorlar. Çünkü plajımız düzenlendi. Denizimiz daha da temiz. Daha temiz misafirlerin konaklayacağı, yemek yiyeceği, gezeceği yerlerimiz var. Yani turizm içinde bunlar olmasa olmazdı. Memnun ayrılacaklarını ben garanti verebilirim. Şimdi dışarıdan baktıklarında otelimiz çok lüks görünüyor. Gerçekten de evet. Öyle. Zaten çok lüks. Evet. Aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Evet. Ve insanlarımız şöyle düşünüyorlar. Çok pahalıdır bu otel. Gerçekten öyle mi? Yani fiyatlarınız pahalı mı? Fiyatlardan çok kısa, fiyat vermeden ama yani fiyat istemiyorum ama pahalı mı, ucuz mu? Bu anlamda konuşabilir miyiz biraz? Şimdi biz müşterilerimizi kesinlikle gücendirmeden, müşterilerimizi incitmeden çok uygun fiyatlar uyguluyoruz. Amacımız 3 kişi 5 kişiye hizmet edip para kazanmak değil. Daha çok kişiye hizmet edip bir şeyler kazanabilmek, emeğimizin karşılığını alabilmek, hizmet edebilmek, hizmeti geliştirebilmek, bu hizmet alanını geliştirebilmek. Onun için yumurtala bu çevredeki insanlarımıza örnek olabilmek. O konuda hiç çekinceler olmasın. Gerçekten bir kebapçıda yiyecek, normal bir kebapçıda yiyecekleri bir kebabın fiyatı kadar bizim fiyatlarımızda. Peki 4 kişilik bir aile Yumurtalık'ta bir hafta kalırsa ne kadara tatil yapabilir? Normal zamanlarda 4 kişilik bir aile bir hafta boyunca 800 lira rahatlıkla kalabilir, tatilini yapabilir. Eğlenir, denize eğlenir, yemeğini yer, konaklar. Diskoda eğlenir, tabii, havuzuna tabii, girer, tabii, saunasına tabii. Girer. Bunlar zaten ücret almıyoruz biz bu gibi sosyal hizmetlerde. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Fitness center'ı, yüzme havuzları, saunası, deniz manzaralı restorantı ve her çeşit yemeğin bulunacağı restorantı, birbirinden güzel suite, kral dairesi, tek kişilik odaları ve harika bir personeliyle, güler yüzlü personeliyle sizleri bekliyor Yumurtalık'ta. Yumurtalık Otel güvenli, huzurlu ve rahat bir şekilde tatilinizi yapacağınız ve kesinlikle bu anlamda güvenebileceğiniz bir oteldir. Yumurtalık Otel, Yumurtalık'ta sizleri bekliyor. Yumurtalığı gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten burada muhteşem bir hava, muhteşem bir deniz, muhteşem bir sahil var. İnsanlar hayatından mutlu ve ucuz tatili kaliteli bir şekilde yapmanın hazzını, zevkini yaşıyorlar. O da yüzlerinden belli oluyor. Evet sevgili seyirciler, Yumurtalık'ta eğlence devam ediyor, program devam ediyor, bizim memleket devam ediyor. Sahilde insanlar kaynaşmışlar,
denizde yüzüyorlar, sahilde güneşleniyorlar. Muhteşem bir hava, muhteşem bir ambiyans var ve insanlar, sıcaktan bunalanlar da böyle gölge yerler arıyorlar ve orada dinleniyorlar. Mısra'nın yaptığı gibi, değil mi Mısra? Evet, kesinlikle. Nasıl buluyorsun yumurtalığı? Çok güzel, çok rahat. Genelde zaten hep geliyoruz ailemizle. Beğenerek geliyoruz yani. Hem yakın. Şimdi biz böyle sallanıyoruz ya, izleyenlerin başı dönecek birazdan. Yok ya, dönmez. Onlar da sallansın. Değil mi? Onlar da sallansınlar. Peki sahil güzelleşti yumurtalıkta. Deniz gayet temizlendi son yıllarda, değil mi? Birçok oteller yapıldı. Son gelişmelere baktığımızda yumurtalığı böyle bir 3 yıl 4 yıl öncesine gittiğinde nasıl buluyorsun? Yani arasındaki gelişme bayağı büyük. Diğer yumurtalığa bakınca bir farklılık var yani. Sonuçta etraf düzenlendi, peyzaj yapıldı. Güzel oldu. Yani oteller de zaten temiz, gayet iyi. Bu şirin ilçemizi gezmeye devam ediyoruz. Burada bir çadırımız var. Şöyle çadırımıza doğru bir gidelim. Ne yapıyorlar burada? Çadırımızın içine girdik ve burada güzel bir ablamız gözleme yapıyor. Değil mi? Evet. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Medine Öztoprak. Medine Öztoprak. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Muhteşem bir şey yapıyorsunuz. Evet. Buradakileri doyuruyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Buranın ismi ne? Burası Yörük Sofrası Karaçadır. Yumurtalık'ta sahilde bulunuyorsunuz. Evet, evet. Peki bu gözlemenin dışında neler yapılıyor burada? Gözleme, sıkma, ev yemekleri. Ev yemekleri de var. Evet, neler evet. yapıyoruz mantı, ev yemekleri? Köfte türü. Peki yumurtalığa özgü bir yemek var mı? Nedir? Yumurtalığa gelen insanlar ne yesinler? Burada en iyi yenilen şey nedir? Burada Adana kebabı tabii ki. Adana kebabını Antep'te de yiyorlar. Burada başka... İşte gözlememiz meşhur. Şöyle sıcak havaları olduğu için burası daha böyle hafif yemekler yapılıyor, değil mi? Evet. Yoğurtlu mantı, köfte türü, böyle şeyler yapılıyor. Peki teşekkür ederiz. Olur. Devam ediyoruz şimdi gözleme yapmaya. Evet arkadaşlar. Evet efendim, şimdi gazeteci bir abimizle birlikteyiz. Bahadır Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Yumurtalık'ta gazetecilik yapmak nasıl bir şey? Önce ondan bahsedin. Her şeyden önce Yumurtalık'ta yaşamak çok güzel bir şey. Ben 2005 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Önce Anadolu Ajansı'ndaydım. Şu an Doğan Haber Ajansı'ndayım. Yumurtalık çok keyifli, şirin, sessiz, sakin bir yer. Ama yaptığım haberlerle beni Türkiye'ye taşıdı. O yüzden benim için çok değerli bir yer. Gördüğünüz gibi işte plajı, daha ilerlerde kuş cennetleri, dalyanları, büyük şehrin gürültüsünden, keşmekeşinden uzak, sessiz, sakin, çok güzel bir tatil yeri. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Mehmet Yılmaz. Sizden Antepliler buraya geldiğinde bol bol bici bici yiyormuş, doğru mu? Doğrudur. Ne iş yapıyoruz? Yaptığınız faaliyetleri bize anlatır mısınız? Yaptığımız faaliyetler, yazın işte Çukurova'ya ait has olan bicimiz, efendime söyleyeyim, tatlı çeşitlerimiz, çerezlerimiz. Sahile çok yakın bir yerdesiniz. Kuru yemişleriniz de tabii, insanlar geliyor buradan, çekirdeklerini alıyor, kuru yemişlerini alıyor, tatlılarını alıyor, değil mi? Gidiyorlar sahilde oturup bunları da yiyorlar, güzel güzel tadıyorlar. İsterlerse burada da oturuyorlar. Taze taze, bir de ben gördüm makinede taze taze kavuruyorsunuz hepsini. Nasıl hazırlıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günümüz ilk önce çerezlerimizi kavurmadan önce elekten geçiriyoruz. Elekten geçirdikten sonra onların boşlarını alıyoruz. Efendime söyleyeyim, güzel bir makinelerimizle ondan sonra kavurmaya geçiyoruz. Ben Cennet Yılmaz. Cennet Hanım, Yumurtalık'ta yaşıyoruz. Yumurtalık'ta kaç yıldır? Yaşıyorum. 30 yıldır Yumurtalık'tayım. 30 yıldır. Hı-hı. Ne kadar güzel. Ne kadar şanslısınız biliyor musunuz? Böyle güzel bir deniz olan, sahil olan bir yerde yaşadınız. Yumurtalıklı değilim. Adanalıyım. Ama Yumurtalık'a bir geldik. Bir daha gitmemiz mümkün değil. Hatta buraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Uzun yıllardır esnaflık yapıyoruz biz burada. Çünkü buranın denizi, doğası, insanları hepsi birbirinden güzel. Karetta Park'ın sahibiyim, işletmecisiyim aynı zamanda. Peki geçen yıllara baktığımızda Yumurtalık'ta böyle şeyler yoktu. Son zamanlarda hakikaten çok güzel yerler yapıldı. İşte belediyenin de bir sürü katkısı oluyor tabii Yumurtalık'a. Neler söyleyeceksiniz? Yumurtalık ne anlamda değişti mi sizin gözünüzde? İyi bir yere geldi mi?
Tabii ki yani mali yönetimin etkisi de var bu işte. Kaymakamlık olsun, Turizm Bakanlığı'ndan sinsile yoluyla aşağıya doğru inerek belediye başkanımız, başkanlarımız ve onların ekipleri projeler dahilinde biliyorsunuz koruma amaçlı imar planları, şunlar bunlar. Çünkü burası birinci derece sit alanı olduğu için, tarihle iç içe olduğumuz için bazı devletimizin kurumlarından da müsaadeler, izinleri alarak yapılan şeyler bunlar. Dediğimiz gibi mali yönetimlerin kaymakamlık, ne bileyim valilik, belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü bunlar hep koordineli çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmiş olan yatırımlar, ciddi anlamda yatırımlar. Turizme yönelik yatırımlar özellikle. Yumurtalık gelişiyor diyor. Gelişiyor tabii. Mavi ile yeşilin arasında tarihi dokuyla baş başa, sakin, huzur dolu, kaliteli tatil Yumurtalık Otel'de. Deniz manzaralı lüks odaları, restoranları, disko barı, yüzme havuzları, saunası, buhar odaları, fitness center'ı, bay bayan kuaför ve güzellik salonları ile Yumurtalık Otel 4 mevsim hizmetinizde. Yumurtalık Otel'e gelin, herkes tatil keyfini sizden dinlesin. Yumurtalık Otel, Adana Yumurtalık'ta. Rezervasyon telefonu 0322 671 40 40. Ali Dayı Et ve Balık Lokantası'ndasınız. Bir güzel akşam yemeğinde dostlarınızla berabersiniz. Nasıl buldunuz burayı? Biz burayı sıklıkla kullanan ailelerden birisiyiz. Özellikle yaz döneminde ve seyahatlerimiz esnasında burayı yemek yeme üssümüz olarak kullanıyoruz. Çünkü son derece temiz, leziz, hijyenik bir ortam. Çalışan arkadaşlarımızın güler yüzlülüğü bizleri buraya çekiyor. Ali Dayı'da yediğiniz yemeklerden bahsedelim şöyle. Et grupları var. En beğendiğiniz yemeği hangisi? Pizza. Balık pizza. Çok güzel. Ali Dayı'yı yaklaşık 30 yıldır tanırız. Tabii rahmetli oldu şu an kendisi. Kendisinin vefatından sonra da varisleri bu işi gayet iyi götürüyorlar. Restoranın temizliği, hijyeni dört dörtlük. Yemeklerin kalitesi, balığın kalitesi ne zaten tartışmaya gerek yok. Ben daha önce de gelmiştim. Güzel yemekleri, balığı çok lezzetli gerçekten. Tavsiye ederim. Daha önce böyle bir lezzeti ben tatmamıştım. Bildiğiniz gibi mutlaka bir referansla buraya gelirsiniz. Dediğim gibi eniştem burayı daha önce çok bize telefonda dahi övdüğü restoranlardan biriydi. Evet efendim, şimdi yanımızda genç bir kardeşimiz var. Genç bir bayan arkadaşımız var. Merhaba. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Gamze. Gamze Hanım, nasıl buldunuz yemekleri Ali Dayı Et ve Balık Lokantası'nda? Güzel. Güzel. Lezzetli. Ne yediniz? Balık. Balık. Her geldiğinizde balık mı yiyorsunuz? Genelde. Balığı seviyor muyuz bu arada? Buranın ilk müşterilerinden biriyiz biz. Daha doğrusu ailemle ilk burada balık yemeyi öğrendim diyebilirim. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamadım açıkçası. Buranın lezzeti, yani samimi ortamı, insanların davranması çok farklı. Yani burada çalışan garsonlarla artık nasıl söyleyeyim, iç içe geçen bir yaşam var yani. Buranın yerli müşterisini çok iyi tanırlar. Ha, yol üzerinden geçip duran müşteriler de burayı çok iyi bilirler. Yani Ali Dayı zaten her müşterisini kapıda karşılardı. Burhan abi de onun yolundan gidiyor.
Evet sevgili seyirciler, Ali Dayı Et ve Balık Lokantası'na geldik, gördük. Müşterilerden de dinlediniz. Her şey çok güzel, lezzet çok güzel, misafirler çok güzel. Yani burada muhteşem bir ambiyans var. Hepinizi Ali Dayı Et ve Balık Lokantası'na mutlaka ama mutlaka bekliyoruz efendim. Mavi ile Yeşil'in arasında tarihi dokuyla baş başa, sakin, huzur dolu, kaliteli tatil Yumurtalık Otel'de. Deniz manzaralı lüks odaları, restoranları, disko barı, yüzme havuzları, saunası, buhar odaları, fitness center'ı, bay bayan kuaför ve güzellik salonları ile Yumurtalık Otel 4 mevsim hizmetinizde. Yumurtalık Otel'e gelin, herkes tatil keyfini sizden dinlesin. Yumurtalık Otel, Adana Yumurtalık'ta. Rezervasyon telefonu 0322 671 40 40. Yumurtalık'taki sohbetlerimiz devam ediyor. Şu anda da Metin Usta'nın yerindeyiz burada. Güzel bir hafta sonunda arkadaşlar burada toplanmış, yemeklerini yiyor, içeceklerini içiyorlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Veysel. Veysel Bey, nereliyiz? Muşluyum. Muş. Burada mı yaşıyoruz? Burada çalışıyorum, evet. Burada çalışıyorsunuz. Peki Yumurtalık sizin gözünüzden anlatacak olursanız Yumurtalık'a dair neler söylersiniz? Öncelikli olarak çok güzel bir yer ama keşfedilmemiş. Yani güzelliğinin çok da farkında olunmayan bir yer. Birçok yerde bu güzelliği bir arada bulma şansı yok insanların. İlk defa geldim buraya. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldiniz. Peki nasıl buldunuz Yumurtalık'ı? Çok mükemmel. Çok mükemmel. En çok hoşunuza giden yanları neler? Şöyle sakin sıralayacak olursak. Denizi, doğası mükemmel. Mükemmel. Yumurtalık'ta 10 sene öncesine göre bir şey yoktu ama şu anda çok şeyler var. Hani derler ya, cenneti görmek için ölmeye gerek yok. Burayı görsünler yeterli. Peki. Uzun söze de gerek yok o zaman. Aynen, teşekkür ederim. Öyle. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, sizi bir tanıyabilir miyiz? Nur Özen Kocadağ. Adana'dan geliyoruz. Eşim Buralı. Kızlarımla beraber hafta sonunda tatilimizi burada geçirmeye geldik. Çok güzel değil mi? Deniz kenarında böyle balık yemek. Metin Usta'nın yerindesiniz şu anda. Herhalde çok evet. Da lezzetlidir değil mi yemek? Evet. Metin Usta'ya biz geliyoruz. Sürekli olarak buraya geliyoruz. Tavsiye ederim birçok insana da. Yumurtalı'da gelmelerini tavsiye ederim. Tabii ki deniz kenarında yemek yemek çok daha güzel. Ucuz, temiz, güvenli. Mesela arabamızı rahatlıkla bırakıyoruz. Hiçbir korkumuz yok. Yerken içerken güvenerek yiyoruz. Yani şu katkısı bu katkısı yoktur. Kaçağı yoktur. Geciği yoktur. Güvenlidir. Temizdir. İnsanlar iyidir. Metin Usta'nın yerindeyiz. Sevgili seyirciler, biraz önce işte misafirleri de dinlediniz. Metin Usta'nın yapmış olduğu yemekleri ne kadar çok beğendiklerini anlattılar. Şimdi bir de Metin Usta'dan dinleyelim bakalım. Önce Yumurtalık'ı bir dinleyelim Metin Usta. Yumurtalık sizin gözünüzde nasıl bir yer? Ben yıllar önce buraya ilk defa misafir olarak sizler gibi geldim. Bir balık yemeye geldim. O günden sonra da kopamadım, burada kaldım. Öyle bir yer. Yani yıllarımı buraya verdim. Şimdi benim bir Türkiye'nin her tarafını gezme avantajım var. Türkiye'nin her noktasını gezdim. Karış karış gezdim. Türkiye'de o kadar güzel bir şey gördüm ki damak zevki her yörede farklı. İç Anadolu'ya gidiyorsunuz, çok farklı bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Ne bileyim, Konya'ya gidiyorsunuz, farklı bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Isparta'ya gidiyorsunuz, farklı bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Ve bu her yöre kendi lezzetiyle anılıyor. Neden Yumurtalık'ın böyle bir lezzeti olmasın dedim. Dışarıdan gelen insanların ya Yumurtalık'a gittiğimizde de böyle bir lezzet vardı diyebilmek adına uzun çalışmalar yaptım ve sonuçta güzel bir damak yakaladığıma inanıyorum. Balık, her tarafta balık yapılıyor. Balığın özelliği günlük olması, pişirim özelliği, onu sunuş şekli. Bunu bütün olarak sunduğunuz anda olayı çözüyorsunuz. Peki Metin Usta neler yapıyor burada? Metin Usta deniz ürünlerinin tamamı, ahtapotundan tutun, midye hariç, çünkü burada midye bulma şansı maalesef yok. Karidesinden ahtapotuna balık deniz ürünlerinin tamamını yapıyor. Tabii ki bazı
misafirlerimiz balık yemediği için et ürünlerde bulunduruyoruz. Antep'e rakip olma şansımız yok da kendimizce bir şey yapıyoruz. Kendimizce bir şey yapıyoruz. Aleykümselam. Evet, bu arada gelenler de oluyor tabii. Tıklım tıklım Metin Usta'nın yeri hiç boş kalmıyor. Çok şükür, çok şükür. Yine en büyük avantajımız misafirlerimiz arzu ettiği şekilde belki gösterdiniz. Denize girebiliyor, duşunu alabiliyor, kumsalımızdan yararlanabiliyor. Yemeğini yiyor, hiçbir ücret ödemeden diğer ürün kullandıkları yerlerle ilgili sadece yemek ücretini ödeyip gidiyor. Ayrıca plaj ücreti almıyor. Efendim, tarihin ve doğanın tanığı Yumurtalık ilçemizi gezmeye devam ediyoruz. Ve şu anda bu güzel ilçemizde konaklayabileceğiniz Öztürk Otel'deyiz. Öztürk Otelimiz 28 yıldır turizm üzerine hizmet vermekte. 37 odamız var ve bunların 6 tanesi suite, 31 tanesi normal oda. Restoran olarak da alakart üzerine çalışıyoruz. Yumurtalık'ta bildiğiniz gibi deniz balıkları birçok özelliği olduğu için deniz balığı olarak daha çok balık üzerine hizmet vermekteyiz. Elimizden geldiğince tüm müşterimizi memnun edip güzel bir tatil geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten otelimiz de bir aile oteli olduğu için kendimiz de bu 15 yıldır ben bile burada çalıştığım için tüm müşterimiz artık bir aile gibi olduk. Özellikle Antepli müşterilerimiz olsun, birçoğu bizi tanır zaten burada. Onun için turizmde elimizden geldiğince tüm müşterilerimize yardım etmeye çalışıyoruz. İlle müşterimiz olması değil, Yumurtalık'a gelen tüm halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Yani Yumurtalık turizm olarak çok daha gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Alakart restoran çalışıyoruz. Tabii toplu müşterilerimiz geldiği zaman kafile şeklinde toplu yemekler de veriyoruz. Ayrıca barımız var. Barda tüm müşterilerimizin hizmetini yapmaya çalışıyoruz. Tabii yani elimizden geldiğince, çünkü Yumurtalık evet sıcak ve soğuk içecekler, alkollü alkolsüz tüm her şeyimiz mevcut. Yani elimizden geldiğince tüm şeyleri sağlıyoruz. Yaklaşık 10 yıldan beri çay bahçesi, kebap, ev yemekleri derken en son noktayı ev yemeklerini de koydum. Ev yemekleri, ekmek teknesi adı altında bir işletmeniz var ve ev yemekleri yapıyorsunuz. Evet. Peki neler yapıyoruz ekmek teknesinde? Kısaca anlatacak olursak yemek çeşitlerimiz nasıl, sezonda nasıl hizmetler veriyorsunuz? Bizim aparatifler var ilk önce. Kahvaltıyla başlayalım. Gözleme, hamburger, tost. Ondan sonra çorba. Sotelerimiz, patlıcan, güveç, aklımıza ne isterse, bulgur pilavından yüzük çorbasına kadar diyelim. Yani bir müşteri buraya geldiğinde evinde tatmak istediği her türlü lezzeti sizin lokantanızda da tadabiliyor değil mi? İsteğe özel de oluyor. İsteğe özel de yemek yapabiliyorsunuz. Evet, içli köfte yapıyoruz mesela, mantı. Aklımıza ne gelirse. Yani Yumurtalık'a gelen bir vatandaş ev yemeklerini özlemeyecek sizin sayenizde değil mi? Peki Yumurtalık sizin gözünüzde nasıl bir yer? Yumurtalığı bize birkaç cümleyle özetleyecek olursanız neler söylersiniz? Keşfedilmemiş maden diyeyim en kısa. Çok güzel ama pek bilen yok. Yani yatırımcıların, esnafların, çevremizdekini bırakın. Yani yurt dışındaki burayı biliyor, internetten buluyor ama Adana'da bilmeyenler var. Reklama ihtiyacımız var büyük anlamda. Çok güzel bir yerimiz var ama reklamımız yok diyorsunuz. Maden diyeyim yani ben sana. Evet. Ölü deniz görünümünde, yani zaten görüntülerde var. Suyun üzerinde uyuyabiliyorsun ama bilen yok. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Yumurtalık'taki turizm tesislerini tanımaya devam ediyoruz. Şimdi Yumurtalık'ın eşsiz güzellikteki oteli Grand BTC Beach Otel'deyiz. Birazdan otel müdürümüz Gülçin Hanım'la bir sohbetimiz olacak. Bakalım
BTC Beach Otel'de nasıl hizmetler veriliyor? Gülçin Sökman. 4 yıldır burada işletmecilik yapıyorum. Grand BTC Beach Otel'de. Peki Grand BTC Beach Otel'i bize anlatır mısınız? Ne hizmetler veriyorsunuz burada? Otelimiz 3 yıldız kapasitesinde. Toplam 46 odamız var. 44 standart, 2 tanesi suit olmak üzere. Odalarda 24 saat sıcak su, saç kurutma makinesi, klima, LCD ekran, televizyon, internet ve çay kahve setimiz bulunmaktadır. Yumurtalık'ta otel işletmeciliği nasıl bir duygu? Böyle deniz kenarında havası çok güzel, oksijen dolu bir havası var. Siz de güzel bir hayat yaşıyorsunuz burada değil mi? Evet. Müşterilerinize buradan aktarmak istediğiniz mesajlarınız nedir? Şu anda sizi tüm dünya izliyor. Grand BTC Beach Otel misafirlerinin istek ve beklentilerine uygun fiyat seçenekleriyle cevap veriyor. Buradan bizi izleyen herkesi otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Peki genel manada yumurtalığı anlatacak olursanız bize, yumurtalığı birkaç cümleye sığdıracak olursak neler söylersiniz yumurtalık için? Şehrin kalabalığından uzak, misafirlerimizin evlerindeki kadar rahat edebileceği bir ortam. Sahiliyle, deniziyle, manzarasıyla eşsiz güzellikler sunuyor. Muhteşem. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica, ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, şimdi de Yumurtalık'ta hediyelik eşya fuarındayız. Her yıl sezonda açılan bir fuar burası ve burası sahili süsleyen bir fuar. Hani hediyelik eşya ya, bir taraftan da yumurtalığın ortasında yumurtalığı da süsleyen vaziyetinde duruyor bu fuar. Ve şu anda değerli bir üstadımız koluna Kemal Atatürk yazdırıyor dövmeyle. Evet efendim, sizi de bir tanıyalım. Ben Ragıp Mavi, Kadirli'den geldim Yumurtalı'a. Ne iş yapıyoruz? Öğretmenim. Nerede? Kadirli'de. Kadirli'de öğretmensiniz. Çok güzel. Peki şu anda dövme yaptırıyorsunuz. Hediyelik evet. Eşya fuarındasınız. Evet. Ne hissediyorsunuz? Kemal Atatürk herhalde çok seviyoruz. Tabii ki ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı. Onu aslında biz kalbimize taşıyoruz. Ama bu ona gösterdiğimiz olan sevginin dışa vurumu diyebiliriz. Dövme acıtmıyor kesinlikle. Tavsiye ederim. Peki yumurtalığı nasıl buluyorsunuz? Yumurtalığa ilk kez geldim. Şirin, güzel, çıtı pıtı bir tatil kasabası diyebilirim. Herkese tavsiye ederim, gelsinler. Denize girdik mi? Mükemmel bir denizi var. Yani birçok yere denize girdim Türkiye'de. İlk kez bu kadar rahat ve huzur içerisinde girdim diyebilirim. Peki. Çok güzel bir suyu var. Sıcaklığı çok güzel. İnsanlar da sular gibi çok sıcak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir öğretmenden bunları duymak güzeldi. Ben teşekkür ederim. Bu arada okulda mı görev yapıyorsunuz? Dershane falan mı? Şu an kendi okulumuzu kurma çabasındayız. Kadirli'de mi kurulacak bu? Kadirli'de kurulacak Allah izin verirse. Detay Bilim Şimdiden Okulları. Şimdiden buradan müjdesini verelim. Okulun adı ne olacak? Detay Bilim Okulları olacak. Detay Bilim Okulları ne zaman faaliyete geçiyor? 2015 Eylül'de 7000 metrekare kapalı alanıyla öğrencilerimize hizmet vereceğiz Allah izin verirse. Çok güzel. Kadirli ve Düzici'ne mi hizmet verecek? Kadirli, Düzici, Kozan bölgemize. Herhalde bölgenin en büyük okulu olacak. Sektörün yıldızı olmayı planlıyoruz. Kolay gelsin, başarılar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Benim adım Yağmur Demirel. Yağmur Hanım, kolay gelsin. Öğreneceğim. Evet, teşekkür ediyorum. Bu dövmeyi tercih eden çok mu? Çok, oldukça fazla. En çok ne yazıyorsunuz kollara, bileklere? Tabii ki Kemal Atatürk yazıyorum. Haddi hesabı yok yani yazdıranın. Başımızın üstünde taşıyoruz, tamam, kolumuzda taşıyoruz, her yerde taşıyoruz değil mi Kemal Atatürk? Aynen, kesinlikle. Zevkle de yazıyorum açıkçası. Benim adım Selin Ece. Elin Ece, ne yapıyorsun sen? Burada halamgile yardım ediyorum. Halamgile yardım ediyorsun. Nasıl yardım ediyorsun, ne yapıyorsun mesela? Mesela
Müşterilere bakıyorum. Oo, kaç yaşındasın sen? 7. 7 yaşındasın, müşterilere bakıyorsun. Para alabiliyor musun müşterilerden? Sevgili seyirciler, biz de Kemal Atatürk imzasını kolumuza birazdan attıracağız. Bayan arkadaşımız inşallah güzel yapar. Bu arada acımaz değil mi? Kesinlikle acımayacak, korku yok. Tamam, acımıyormuş. Yaptıralım. Size de tavsiye ediyoruz. Bu arada hani sıkıldığınız zaman 15 gün içerisinde zaten geçiyormuş. Başka bir şey de yaptırabilirsiniz. Burası sezon boyunca açık. Yumurtalık'ta, Yumurtalık sahilinde sizleri bekliyor. Şu anda akın akında turistler gelmeye başladı. Birazdan onlara mikrofon uzatacağız. Ama öncesinde şu dövmemizi bir yaptıralım. Değil mi Faysal'ım? Gel, yaklaş Faysal. Yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Net olarak çek bak. Bu arada biz konuşalım. Bunu herkes yapabilir mi? Aslında herkes yapabilir. Herkes evinde deniyor ama önemli olan bunu başkalarına yapabilmek. O başka bir şey. Yani o başka bir sanat. Ben de size yapayım mı bundan sonra? Valla ben pek yaptırmıyorum. Kardeşime bile yaptırmıyorum yani. Kendi söküğümü kendim dikiyorum. Vay. Terzi söküğünü dikemez aslında ama dövmeciler dikiyormuş. Güzel. Bu arada sevgili seyirciler, gerçekten hiç acı yok. Yani böyle bir kaşınma bile yok. Yani hissetmiyorum hiçbir şey. Eli de çok hafifmiş bu arada. Müthiş. Evet, başladığı gibi bitiririm ben. Evet, neredeyse bitirdik. Tamamen bitti aslında, evet. Yani 15 dakika falan oldu, olmadı. Ne 15 dakikası? 5 dakikada hallettim ben işi. 5 dakika mı? Allah Allah, çok uzun geldi bana ya. 5 dakika mı sürdü şimdi bu? Evet, kesinlikle öyle. Benim elim hızlıdır biraz. Tamam, şöyle biraz dönelim o zaman. Evet. Şimdi dövme neyi simgeler sizce? Özgürlük? Dövme aslında birçok şeyi simgeler. Siz ne anlam koyarsanız onu ifade eder. Evet, Kemal Atatürk hani belli bir anlamı var ama sizdeki duygu yoğunluğunda bendeki çok farklıdır. Yani o herkese göre değişir aslında. Dövme hani içtekinin dışa vurumudur aslında. Ne yaptırırsanız yaptırın. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yakın plan alalım şimdi kolumu bir. Bakın sevgili seyirciler, Kemal Atatürk'ün imzasının aynısı. Valla Yağmur Hanım başarılıymış bu konuda. Handan ben. Handan Hanım, ne satıyoruz burada? Yani kolye, küpe, çakmak, ne ararsanız var. Peki nasıl? Evet. İlgi, alaka nasıl? Çok güzel. Çok 12 güzel. Yıldır geliyorum, çok güzel. 12 yıldır bu fuar burada açılıyor mu? Evet. Peki şunu soracağım. Biz geçtiğimiz yıllarda da geldik Yumurtalığa ama evet, böyle bir stand yoktu herhalde. Evet. Bu yeni yapıldı. Ay, bunun size faydası oldu mu? Tabii tabii. Tabii. Daha muhakkak toparlanmış bir şekilde. Tabii muhakkak. Medeniyet her zaman için güzeldir. Yumurtalık Belediyesi çalışıyor, Yumurtalık gelişiyor. Aynen. Hediyelik eşya fuarını gezerken burada birbirinden güzel, yakışıklı gençlerle de karşılaştık ama şimdi onların yanında da güzel bir bayan var. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Yumurtalığa. Hoş bulduk. Memnun olduk. Siz Yumurtalık'ta yaşıyorsunuz herhalde. Hayır, ben Ceyhan'da yaşıyorum da yazları tatile biz Yumurtalığa geliyoruz. Peki Yumurtalık gelişiyor mu? Gelişiyor. Yani geçen seneden bu yana bayağı bir fark var. Çok. Burası geçen yıl yoktu, gelmiş olsaydınız. Bunlar hep yeni şu an. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Yasin. Yasin Bey, nereden geldiniz? Adana. Nasıl? Yumurtalık hoşunuza gitti mi? Çok şükür iyidir, güzeldir. Sürekli geliyor muyuz? Her sene geliyoruz. Peki Yumurtalık son yıllarda çok değişti. Farkındasınız değil mi? Evet. Daha da güzelleşiyor. Evet. Peki Yumurtalık'la ilgili tüm Türkiye'ye bir mesaj verir misiniz? Nasıl bir şey veririm? Herkese selamlar. Evet, hakkını zorlu sevda. Evet sevgili seyirciler, işte Yumurtalık sahilinde olduğunuz zamanlarda böyle güzel canlı müziklerle de gecenize renk katabilir ve eğlenebilirsiniz. Çok güzel bir ortam var burada. Çok nezih insanların toplandığı bir yer burası. Hakikaten sahili, denizi, güneşi bizi büyülemişti ama akşamı da bizi ayrıyeten büyüledi. Göz
bizim yeter ki tecrübe. Yalnız kurt yenilmemeli. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Evet sevgili seyirciler, gerçekten buradaki havaya biz de kendimizi kaptırdık. Yumurtalık'ta muhteşem geceler yaşanıyor. Sahil boyunca canlı müzik yapan kafelerle dolu ve bütün sanatçılar birbirinden güzel okuyorlar. İşte gördüğünüz gibi istediğiniz tarzda müzik dinleyebilir, istediğiniz şekilde burada eğlenebilirsiniz. Her şey serbest Yumurtalık'ta. Deniz, bir kez daha hatırlatıyorum, sıcak suyuyla sahili tertemiz ve kafeleri böyle muhteşem bir şekilde canlı müzikleriyle sizleri eğlendiriyor. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Kanar, Yumurtalık yerlisiyim, Yumurtalık'ta oturuyorum. Yani. Sezonun gelmesini dört gözle bekliyoruz değil mi, böyle müzikler olsun diye. Evet, bekliyoruz. Zaten burada bizim de iş yerimiz var. Hani biz de burayı çalıştırıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Oradan da bahsedin. Kabın duş yerimiz var, lavabo yerimiz var. Ayrıca kafeterya gibi bir yerimiz var, orayı işletiyoruz. Çok güzel. Peki Yumurtalık sizin gözünüzde nasıl bir yer? Yumurtalık benim gözümde nasıl diyeyim size, turistik bir yer. Hani turistlerin genellikle kamp kurmaya falan geldikleri hani eğlence merkezi olarak diyebilirim size. Muhteşem bir yer. Evet, muhteşem bir yer. Evet sevgili seyirciler, biraz önce o canlı müziğini izlediğiniz o muhteşem kafenin sahibi Rıza Bey yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Rıza Bey'i yakından tanımak istiyoruz biz. Rıza Kayak. Sadece bu kadar. Rıza Kayak'la ne yönümü tanımak istersiniz? Ben bu Nerelidir Rıza Bey? Rıza Kayak 1959 doğumlu, Yumurtalık doğumludur. Ah ulan Rıza, ah. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öbür yana taşındın? Yaklaşık 10 seneden beri esnaflık yaparım. Daha önce çiftçiydim. Çiftçiydin. Evet, 2 seneden beri de canlı müzik. Çok güzel bir kafa açmışsın. Gerçekten Yumurtalık'taki gelen turistler ve yumurtalıklar güzel bir şekilde eğleniyorlar kafende. Nasıl gidiyor kafecilik burada? Kafecilik burada şu an Ramazan olması dolayısıyla %80'in üzerinde zayıf. Zayıf. Olmasına rağmen biz yürütmeye çalışıyoruz. Bayramdan sonra ama dolacak buralar. Tabii bayram üzere, biz ondan çok umutluyuz. Ben 10 seneden beri burada esnaflık yapıyorum sahilde. Tabii ben Mustafa, Ceyhan'dan geliyorum buraya. Ceyhan'dan geliyorsunuz, evet. Yakın yerden geliyorsunuz. Evet, yakın yerden. Yumurtalık sizin gözünüzden nasıl bir yer? Bizim gözümüzde yani Ceyhan'ın bunaltıcı havasından kaçabileceğimiz en yakın, en güzel yerlerden bir tanesi bizim için. En uygun, en kaliteli uygun. Tatilin tabii. Yapıldığı yer. Tabii tabii, Ceyhan'ımız için, bizler için. Yakınlık açısından da güzel, hoş, nezih bir ortam. Evet sevgili seyirciler, Yumurtalık'ta eğlence mekanlarını gezmeye devam ediyoruz. Böyle sahile yakın bir yerde çok güzel bir mekan daha bulduk. Şimdi sahnede de çok güzel sanatçılarımız türkülerle, şarkılarla gelen misafirleri eğlendiriyorlar efendim. Şimdi kısacık o görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bakın Yumurtalık'ta insanlar nasıl eğleniyorlar. Ersen'in yeri, diğer adı Saki Kafe Bar'dayız ve Yumurtalık'ta güzel sanatçılarımızla karşılaşıyoruz. Dilek Köngeç. Teşekkür nasılsınız? Ederim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gayet iyiyim. Sahneme gelmiş oldunuz, denk gelmiş oldunuz. Sahne bitti, sizdeyiz. Gaziantep'ler sizi çok tanıyorlar. Yani evet, çok sağ olsunlar. Sizin ben kanalımızda da programlar yaptınız. Tabii ki 3 yıldır sanatçılarınızdan gidip geliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gaziantep ikinci memleketim oldu. Hatta neredeyse biri olacak yani. Sağ olsunlar. Bir nasıl olacak? Evlilik falan mı düşünüyoruz Gaziantep'te? Adana lütfen. Adana tabii ki daha sonra ikinci oluyor. Adana. Güzel projelerimiz en yakın, olacak en yakın inşallah Gaziantep'te. Peki nasıl gidiyor Yumurtalık'ta sahne çalışmak? Gayet güzel. 22 saat geziyorum, denize giriyorum gündüz, 2 saat akşamları sahne yapıyorum efendim. Hem tatil hem iş olmuş oluyor. Şimdi yalnız böyle dediniz ya, sanatçılar akın akın Yumurtalık'ta program yapmaya gelecek. Valla gelsinler arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Özellikle Fahri Bey, Fahri Kolsuz Bey'in mekanı mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin, eğlensin, coşsun gitsin.
mavi ile yeşilin arasında tarihi dokuyla baş başa, sakin, huzur dolu, kaliteli tatil Yumurtalık Otel'de. Deniz manzaralı lüks odaları, restoranları, disko barı, yüzme havuzları, saunası, buhar odaları, fitness center'ı, bay bayan kuaför ve güzellik salonları ile Yumurtalık Otel 4 mevsim hizmetinizde. Yumurtalık Otel'e gelin, herkes tatil keyfini sizden dinlesin. Yumurtalık Otel, Adana Yumurtalık'ta. Rezervasyon telefonu 0322 671 40 40. Evet efendim, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, tatil beldesinde bu kadar güzel kafeyi izledikten sonra tabii ki bir de Kahramanmaraş Pazarcağı'na doğru geldik biz ve burada gazeteci bir arkadaşımız, meslektaşımız Mehmet Nuri Emmez çok güzel bir kafe açmış, Hayal Kafe. Şimdi mikrofonlarımızı Sayın Emmez'e uzatacağız ama öncesinde şunları söylemek istiyorum. Bu kafe gerçekten çok güzel olmuş. Canlı müzikleri, fast food yiyecekleri, soğuk ve sıcak içecekleriyle ve güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet etmek için Pazarcık'ta Gölbaşı, Gaziantep ya da Kahramanmaraş'ı birleştiren yerde, biliyorsunuz Pazarcık doğuyu batıya birleştiren yerde. Eminim hepinizin yolu düşecektir buraya. Mutlaka Hayal Kafe'ye uğrayın deyip mikrofonu Sayın Emmez uzatıyoruz efendim. Nasılsınız Sayın Emmez? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak tebrik ediyoruz. Çok güzel bir kafe oluşmuş burada. Işıklarıyla, renkleriyle, dekorasyonuyla, yani canlı müzikleriyle, her şeyle muhteşem olmuş. Bu konuda kutluyoruz. Peki nereden esinlendiniz böyle bir kafe açmaya? Nereden esinlendik? Ben Pazarcıklıyım. Pazarcık'ta doğdum. Fakat çok uzun yıllar İstanbul'da kaldım. İstanbul büyük bir kent. Sosyal yönü çok zengin bir kent. Fakat Pazarcık'a geldiğimizde Pazarcık bize dar gelmeye başladı. Pazarcık'ı genişletmek fikri vardı bizim kafamızda. Pazarcık'ı bir şekilde sosyalleştirmek gerekiyordu. Çok eksikleri var Pazarcık'ın sosyal anlamda. Çok büyük sorunlar yaşamış bir ilçe. Bir sürü sıkıntılar olan bir ilçe. Böyle bir ilçede insanlar dal kalıplar içerisinde yaşıyor. Biz de bu kalıbın içine sığmaya çalışıyorduk. Ancak bir şeyler yapılması gerekiyordu. Farklılıkların oluşması gerekiyordu. Bizim çünkü çocuklarımız da burada artık yetişecekler, büyüyecekler. Yeni sosyal alanlara, yeni kültürel alanlara ihtiyaç var Pazarcık'ta. Biz de kendi boyumuzca, kendi gücümüz yettiği ölçülerde Pazarcık'a sosyal alanda katkıda bulunmak istedik. Peki efendim, kafe olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Az çok ben saymaya çalıştım ama canlı müzik var, fast food yiyecekler var, soğuk ve sıcak içecekler var. Bunların dışında ne gibi etkinlikleriniz olacak? Bunların dışında yaz sezonunun bitiminde özellikle genç öğrenci kesimine yönelik faaliyetler düşünüyoruz. Örneğin ülkemizin değerli yazarları, ressamları, sanatçılarını elimizden geldiğince kafemize davet edip burada gençlikle, halkla buluşturmak. Halkı eğitime, kültüre yöneltmek gibi hayallerimiz var, düşüncelerimiz var. Hayal Kafe adını koymamızdaki temel neden de aslında bu. Kendi yüreğimizdeki hayallerimizi bir şekilde burada gerçekleştirmek. Aynı zamanda kendi kendimizi de mutlu etmek. Halkla beraber. Halkla beraber aynı şeyleri yaşamak arzusundayız. Gerçekten Pazarcık'ın bu tür şeylere çok ihtiyacı var. Öyle küskün baklar, yar yar yar, her gün nasıl sen bağlar, yar yar, sen başka kimim var, yar yar, kurbalan ben sana. Evet efendim, yolunuz Kahramanmaraş'tan ya da Gaziantep'ten Adıyaman tarafına ya da Malatya'ya, ya da Malatya'dan Gölbaşı'ndan, Adıyaman'dan Gaziantep'e
Kahramanmaraş'a ya da Adana tarafına doğru düşerse eğer, Pazarcık'ta Hayal Kafe'ye gelin, bu muhteşem ortamı siz de bir görün, o ambiyansı siz de bir yaşayın istiyoruz ve hepinize tavsiye ediyoruz. Hayal Kafe gerçekten hayallerinizdeki kafe olmuş. Mavi ile yeşilin arasında tarihi dokuyla baş başa, sakin, huzur dolu, kaliteli tatil Yumurtalık Otel'de. Deniz manzaralı lüks odaları, restoranları, disko barı, yüzme havuzları, saunası, buhar odaları, fitness center'ı, baybayan kuaför ve güzellik salonları ile Yumurtalık Otel 4 mevsim hizmetinizde. Yumurtalık Otel'e gelin, herkes tatil keyfini sizden dinlesin. Yumurtalık Otel, Adana Yumurtalık'ta. Rezervasyon telefonu 0322 671 40 40. Baştan beri Yumurtalık'ta çok güzel manzaralar, çok güzel insanlar izlediniz. Neşeli insanlar izlediniz. Yumurtalık çok değişmiş. Hepiniz ekranlarda buna şahit oldunuz. Ve ilk defa Yumurtalık'ta böyle neşeli, cıvıl cıvıl, dolu dolu bir program izlediniz. Tabii bunların bir mimarı var. Arka planda çalışan. Bu mimar kim? Sevgili Belediye Başkanımız Türkeş Filik. Şu anda Sayın Filik yanımızda. Merhabalar Sayın Başkan. Merhaba, hoş geldiniz ekibinizle beraber. Hoş bulduk. Öncelikli olarak biz sizi kutluyoruz. Çok güzel bir Yumurtalık olmuş. Hakikaten insanlar yani Ramazan ayının içerisinde bile çok mutlular ve eğleniyorlar ve plajlar dolu dolu. Harika bir şey yapmışsınız Yumurtalık'ta. O sahildeki düzenlemeler falan. Bunlardan önce ben şunu soracağım tabii ki. Çok zorlu bir seçimden sonra o koltuğa oturdunuz. Yumurtalık'ta çok zorlu bir seçim oldu. Nasıl geçti o süreç sizin için? Yani aslında şöyle baktığın zaman bayağı zordu ama bizim için zor değildi. Çünkü vatandaş beni tanıyordu. Ben 11 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyordum Yumurtalık'ta. Köylüler de beni tanıyordu. O anlamda benim için görüntüde zor gibiydi ama benim için kolaydı. Ve düşündüğüm gibi de çıktı. Kolay değil tabii. Karşında belediye var, tüm imkanları seferber olmuş. Hükümet imkanları karşında seferber olmuş. Maddiyat karşında seferber olmuş. Peki başkanım, belediye başkanı olmadan önce Yumurtalık'ta belediye başkanı olursam ben şunları şunları yapacağım dediğiniz projeler nelerdi? Şimdi şöyle, ben belediye başkanlığı hiç düşünmüyordum ki. Önceler hiç aklıma bile getirmiyordum yani. Sonradan akıl ettik. Kısmetmiş. Kısmetimizde varmış. Köylerinde sürekli gezdiğim için oda başkanlığından sorunlarını biliyordum. Tüm köy, hangi köyün ne sorunu var ben şu an biliyorum. Öncelik bizim milletimizin istediği iş, su, temizlik. Peki ne eksikmiş belediye başkanı olduktan sonra, neleri gördünüz? İlk toplantıda, meclis toplantısında neler geldi önünüze? Şunu gördüm ben, irade eksikmiş. Yani karar verici irade. Çok önemli eksik. Bir eksiklik ama. Evet. O iradeyi gösterdiğin zaman, çünkü elinde işçin var, memurun var, alet edevatın var. Yani bütün imkanın var ama yapmıyorsun. Yani, evet, yapmıyorum. Ne yapmışlar başkanım yıllarca? İrade eksik. İrade eksik olmuş. Verilen görev yapılmamış. Şimdi onu biz de görüyoruz ufak tefek. Ama tedbirini alıyoruz. Peki yanlış yerlerde yanlış personeller var mıydı? Orada bir düzenleme yaptınız mı? Tabii. Yani çıkartma falan oldu mu? Yeni yok, personel alımı? Yok. Ben işçi çıkartmadım. İşçi çıkartmadım. Çok güzel. Peki Yumurtalık çok değişmiş. Çok güzel olmuş. Bunu izleyicilerimiz de gördü. Bizler de gördük. Neler yaptınız? Şöyle bir sıralayacak olursak. İşte ilk etapta Yumurtalık ilçe olarak su sorunu vardı. O yüzden son iki yıldır millet gelmiyordu buraya, tatilciler. Evleri de olduğu halde evlerin yarıdan çoğu boştu. Biz hemen dedik ki, söz verdik. 3 ay içerisinde suyu getireceğiz dedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile beraber suyu getirdik. Şu an gördüğünüz gibi su ihtiyacı yok. Yani su derdimiz bitmiş. Bunu bütün esnaflar söylüyor. Biliyorlar, sağ olsunlar. Biz temizliğe önem verdik. İlk giriş yolu tek girişti. Gidiş dönüşe çevirdik.
Yolu genişlettik biraz. Park sorunu kalmadı. Aşağı yukarı. Dışarıya da bir yer açtık mangalcılar için. Evet, herhangi bir tesis falan yapmadık ama hani oraya gitsinler. En mangal. Azından sahilde mangal yanmasını engellediniz. Evet, gitsin orada mangalcılar. Onlara da bir yer verdik. Hani bir yer şey yasaklarken bir şey de göstereceksin. Onu da yaptık. Bilhassa Anteplilerin, Antepli hemşehrilerimizin denize bir pazar günleri var. Cumartesi akşamdan geliyorlar. Bu insanlar canlı müzik istiyordu. Sahile canlı müzik de verdik. İki tane canlı müzik yeri, gazinomuz var. Çok rahat gelebilirler. Peki Antepliler müziği severler, evet. Yani, eğlenmeyi severler Antepliler. Yani, söylemeyeyim. Şimdi Antepliler çalışmasını da bilir, yemesini de bilir. Aynen öyle. Cumartesi günü öğleye kadar çalıştıktan sonra cumartesiden pazartesiye kadar da bir haftalık kazançlarını Antepliler eğlenerek yerler. Şimdi bunların dışında yumurtalıkta yaşanan bir takım sorunlar var. Tabii bunlardan da bahsetmek istiyorum ben. Örneğin esnaftaki fiyat politikasının dengesiz olması. Bunlarla ilgili nasıl çözümler düşünüyorsunuz? Örneğin geliyor Antep'ten ya da Adana'dan ya da Adıyaman'dan, Urfa'dan bir vatandaşımız buraya geldiğinde 3 liralık döner oluyor 5 lira. Yumurtalıkta böyle bir sorun var. Bunu nasıl çözeceksiniz? Evet, geçen esnaf toplantısı yaptık. Onlara da ben izah ettim. Çünkü ben kendim bildiğim için birebir. Dedim yapmayın böyle. Sürümden kazanın. Bak insanlar gelmiyor. Son 2 yıldır dedim ne oldu? Bak 2 lira kazanacağına 1 lira kazan ama sürekli kazan. Esnaflara bunu söyledik ve aşıladık. Bu sene yeniyiz. İnşallah daha zamanla şey de yapacağız. Fiyat tarifesi koyacağız. Herkes dükkanının, lokantasının önüne koyacak. İnsan neyi yiyecekse kaç lira ödeyeceğini bilecek peşinen. Ve bütün firmalarda bu fiyatlar standart olacak değil mi? Yani tabii. Şikayet konusu olduğu zaman hemen zabıtamızla gidip anında, ötelemeden anında gidip gerekeni yapacağız. Bir de yumurtalığa çok güzel oteller yapıldı. Bunlardan bir tanesinin bahçesindeyiz şimdi. Yumurtalık Otel'in bahçesindeyiz. Tabii Yumurtalık Oteli buraya yaptı ve kazandırdığı için yönetim kurulu başkanı Necdet Yılmaz'a biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten geldiğimiz zaman en azından rahat rahat kalabildiğimiz bir yer var. Ve konukları da öyle söylüyor Yumurtalık Otel'in. Her şey pırıl pırıl, tertemiz, yemekleri çok leziz. Siz neler söyleyeceksiniz otellerimiz ve Yumurtalık Otel hakkında? Necdet Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Yumurtalığa böyle bir tesis kazandırdığı için aslında bu tesis bizim. Necdet Bey yarın gider. Ama bu tesis burada kalacak. Alıp götüremez. Yani. Ve çok da böyle nezih bir yer. Lokantası da çalışıyor. Yani odalarda gördüm. Çok temiz. Yani 5 yıldızlı otelden güzel. Zaten 5 yıldız ayarında aslında denize evet. Sıfır, havuzu yani. Var, saunası var, fitness center'ı var. Evet. Her şey olan bir otel. Yani 5 yıldız ayarında ama tabii ki bunu... Müşteri bekliyor. Turizm İl Müdürlüklerinin de bunları çok iyi kontrol ederek 5 yıldızı hak eden yerlere 5 yıldızı takmaları da gerekiyor. Buradan sevgili Turizm İl Müdürlüğümüze de gerekli çalışmaları yapması için bir çağrıda bulunalım biz. Tabii bunun dışında pansiyonları olsun, yumurtalığın, restoranları olsun, eğlence merkezleri olsun. Her şey çok güzelleşmiş. İlerideki projeler neler? Apart oteller. İleride inşallah turizme tahsisli yerimiz var. Oralara 5 yıldızlı otel kurdurmayı düşünüyoruz. Yatırımcıya da dediğim gibi önünü açacağız. Yardımcı olacağız. Yeter ki gelsinler. Peki efendim, buradan izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizle kapatalım son. Evet. Ne diyordu? Deniz, kum, balık, işte yumurtalık. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Bekliyoruz bütün bilhassa bizim misafirlerimizin yarısı en azından Antepliydi. Antepli hemşerilerimiz artık bekliyoruz. Yeter uzak gitmesinler, yakına bize gelsinler. Her şey istedikleri her şey var. Ve daha eksikleri varsa direktmen beni bulurlar, söylerler, eksiklerde gideriz. Bakın Antepliler, duydunuz. Başkanım diyor ki beni bulsunlar, bir şikayetleri varsa ben çözeceğim diyor. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Çok kutluyorum ben sizleri. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet, sevgili seyirciler,
İşte başkanımızı dinlediniz. Yumurtalık gerçekten çok değişmiş, çok güzelleşmiş, çok harika bir yer olmuş. Sahili tertemiz, denizi pırıl pırıl ve sımsıcak bir suyu var. Onun dışında oteller çok güzel. Başta Yumurtalık Otel olmak üzere birçok oteli Yumurtalık'ın sizlere hizmet için bekliyor. Güler yüzlü personelleri, birbirinden güzel, birbirinden leziz deniz balığı ve birçok yemek çeşidiyle, soğuk ve sıcak içecekleriyle, sahildeki kafeleri izlediğiniz programımızın içerisinde canlı müzikleriyle, her şeyle Yumurtalık her şeye hazır. Sezonu açmış, çoktan açmış ve müşterilerini bekliyor. Ve şu anda da zaten hafta sonları özellikle Yumurtalık dolu dolu. Biz sizlere veda ederken Yumurtalık'a mutlaka yolunuz düşsün istiyoruz. Mutlaka gelin istiyoruz Yumurtalık'a. Ve hepinize çok çok teşekkür ediyoruz programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı ve esen kalın diyoruz.